Polis memurlarından katılıyor, halde de. Polis memurlarından geçen otel mi? Polis memuru şerifi geçen mi? Polis memuru gibi koyar, halde de mi Sayın Valim? Şehre hastaneye gideceğim inşallah. Siz teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Size de bu yakışır zaten. Yani değil, İdareci ve öğretmen olarak öğrencilere örnek olmak lazım. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Kampanyanın amacı emniyet kemerinden önemli bir uygulama. Evet. Ölüm oranlı %45 düşürdü. Eyvallah. Yaralanmalar da %60 oranlı azaltıldı. Kampanyamız var. İşlemek var. Sen oldu. Ya da baskı. Peki. Haydi yolculuklar. Sivrice'de biraz daha. Evet. Evet. Kenar takmasın. Teşekkür ederiz. İşe bakalım şu anda yürütülü kampanya var. Bir kampanyamız var. İşe bakalım. Emniyet kederinin önemini anlatıyor. Sakın emniyetten ortak olan yola çıkmayın. Allah mahkese olan Allah korusun kollasın. Haydi hocam. Sağ olun. Kolay gelsin. Kazaların %98'i insan davranışlarından kaynaklanır. Bir müddettir İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü bir kampanyanın sahadaki uygulamasını görmek için buraya geldik. Malumunuz İçişleri Bakanlığımız özellikle trafik kazalarının önlenmesinde, azaltılmasında ve meydana gelen trafik kazalarında da yaralanmaların ve ölümlerin azaltılması için kampanyalar yürütüyor, farkındalık kampanyaları yürütüyor. Öte yandan bugün burada arkadaşlarımızla beraber trafik denetimlerinde müşahede ettiğimiz güzel bir tespiti de sizlerle paylaşmak isterim. O da şu arkadaşlarımızın durdurduğu bütün araçlarda emniyet kemerlerinin takılı olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük. Yani bundan da çok memnun olduk açıkçası ve hem sürücülerimizi hem de yolcularımızı tebrik ettik. Bu da şunu gösteriyor, aslında emniyet trafikte emniyet kemeri kullanımı kabullenilmiş ve yaygınlaşmış. İnşallah bu kampanyamızla da, bakanlığımızın bu kampanyasıyla da bu oran, emniyet kemeri kullanma oranı daha da yukarıya çıkacaktır. Neticesinde hem kaza oranlarımız hem de can kaybı oranlarımız, yaralanma oranlarımız düşecektir. Sloganımızı tekrarlarsak bir hareketine bakar, emniyet kemerimizi takmadan yola çıkmayalım. 45 kilometre süratle hareket eden araç bir engele çarptığında olağanüstü bir güçle frenlenir. Ortaya çıkan muazzam enerjiye insan kas ve kemik yapısı direnemez.